Merhaba değerli arkadaşlarım. Şahin Video YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlarımız, Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugün dağlardan yabani erik toplayacağız. Bu yabani erik bizim buralarda çok yaygındır. Bu eriğin arkadaşlar çeşitli türleri vardır. Kırmızı olanı vardır, sarı olanı vardır, yeşil olanı vardır. Gerçekten bizim buralarda bu erik çok önemlidir. Çünkü bunun nedeni, birinci nedeni bunun şeker düşürüyor olmasıdır arkadaşlar. Aynı zamanda gene en çok da düğünlerde turşusu yapılır. Yani biber turşusunun içine bunun suyunu kattığınızda çok güzel bir turşu yapılır ve düğünlerde genel olarak bunun turşusu verilir arkadaşlar. Aynı zamanda kilo vermek isteyen insanların da iştah kesici özelliği olduğundan dolayı bu yabani eriği ya da day eriğini tercih ederler. Sevgili arkadaşlar, bu eriğin başka bir özelliği de pestel yapılması. Yani bu erikleri kaynatıyoruz suda. Kaynattıktan sonra bir süzgeçten geçiriyoruz. Çekirdekleri kalıyor. Diğer o marmelat gibi düşünün. O marmelat da güneşe serdiğinizde pestel yapılıyor. Eskiden atalarımız bunun pestelini yapıyorlarmış. Pestel ne işe yarıyormuş? Pestel herhangi bir burkulmada işte düştüğünüz morarma oldu, ezilme oldu. Buralarda bu pesteli vurduğunuzda bunları iyi eden bir özelliği var arkadaşlar. O yüzden de atalarımız geçmişte bunları sağlıkta da kullanmışlar değerli arkadaşlar. Hala da geleneksel tıpta kullanılmaya devam ediyor. Şimdi bu erin kaç tane çeşidi var derseniz, bu erin çok çeşitleri var. Yani tam olarak yeşil olanı vardır, beyaz renkli olanı vardır, kırmızıya benzeyen böyle turuncu renkli olanı vardır. Çeşit çeşit renkleri vardır ama bütün etken maddeleri aynıdır değerli arkadaşlar. O yüzden de bu erikleri şimdi toplamaya başlayacağız. Bu erikler ne zaman olgunlaşıyor? Genellikle Ağustos ayının ortalarında bu erikler olgunlaşmaya başlar ve Eylül'e doğru da yavaş yavaş başlarından dökülürler arkadaşlar. Kışın yarısına kadar, neredeyse Ocak ayına kadar da diplerinde bozulmadan dururlar. Ekşi bir eriktir. Yenmek için çok uygun değildir. Çok ekşidir. Özellikle kolesterol, şeker olanlar bu eriği tercih edebilirler değerli arkadaşlar. Gerçekten şeker düşürmede çok etkin bir rol oynuyor bu yaban erik. Bizim de day eriği dediğimiz erik arkadaşlar. Şimdi gelmişken bu eriklerden toplamaya başlayalım. Çok ekşi bir eriktir sevgili arkadaşlar. O yüzden tamamen olgunlaşmadan, yani ermeden yenilmez arkadaşlar. Bunları ne yapacağız biz şimdi? Bunları Ülker Hanım'a götüreceğim. Ülker Hanım bunları çizdikten sonra güneşte kurutacak arkadaşlar. Güneşte kuruttuktan sonra da kışın komposta olarak ya da turşu olarak ya da konserve olarak kullanacak. Çünkü kışın bu eriği bulmak mümkün değil. O yüzden şimdi mevsimindeyken toplayıp kışa hazırlık olarak yapacağız arkadaşlar. Hazırlık yapacağız kışa. Bakın sevgili arkadaşlar, bu erik sarı olanı, şöyle bak gördüğünüz gibi bu sarı oluyor. Aynı dağ eriğinin sarı renklisi arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu da bakın yeşil renklisi. Şu da yeşil renklisi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak. 3 çeşit eriğimiz var. Kırmızıya, hafif kırmızıya benzeyen koyu pembe, tam yeşil ve pembe ile sarı arasında bir türü var. Yani böyle eriklerin çeşitleri var arkadaşlar. Hepsi de aynı eriktir. Herhangi bir değişiklik yoktur. İçindeki tadında ve şifasında, üçünün de şifaları aynıdır. Sadece cins olarak farklıdır. Bunlar tamamen doğal, kendiliğinden doğada yetişirler sevgili takipçilerimiz. Herhangi bir işlem yapılmaz. Sevgili arkadaşlarımız, dağ eriği ya da yaban erik dediğimiz erik doğada tamamen kendiliğinden yetişen bir erik türüdür. Herhangi bir dikim falan yapılmıyor bunlara. Çekirdeklerinden kuşların getirmesiyle kendiliğinden bitiyorlar ve
bunlara herhangi bir bakım gibi, ilaç gibi herhangi bir işlem yapılmıyor. Tamamen doğal erik arkadaşlar. O yüzden de bunların şifası hakikaten oldukça fazla. Bu erikler genellikle yüksek dağlarda, yaylalarda, havası temiz yerlerde, oksijeni bol olan yerlerde yetiştiği için de çok çok insan sağlığı için şifalıdır. Aynı zamanda kan temizleyici özelliği vardır, C vitamini vardır içinde, antioksidandır. Bunun gibi yüzlerce şifası vardır bu yabani eriğin diğer takipçilerimiz. Bu sarı erik arkadaşlar, dağ eriği yani rengi sarı olanın özellikle gözlere çok faydası vardır. Özellikle gözlerinde sarı nokta olan kişiler için oldukça şifalıdır. Bunun yanında gene içinde yüksek miktarda C vitamini olduğundan dolayı da bağışıklık sistemini güçlendirir. Gene kemikleri gelişiminde çok etkilidir bu erik diğer takipçilerimiz. O yüzden de zamanında bunlardan toplamak gerekiyor gerçekten. Dağ eriklerimizi bir kova yetecek kadar topladık. Artık bunları köye götürüp güneşte kuruttuktan sonra kışın meyve suyu olarak içilebileceği gibi aynı zamanda turşu olarak da kullanılıyor. Sirke olarak sirkesi yapılıyor arkadaşlar. Besteli yapılıyor. Marmelatı yapılıyor. Ve birçok alanda kullanacağız değerli arkadaşlarımız. Özellikle kış aylarında bunun suyu grip, nezle gibi hastalıklarda şifa oluyor. Özellikle boğaz yolu enfeksiyonlarında, üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bademcik intihaplanmalarında gerçekten etkisi çok fazla değerli takipçilerimiz bu yabani eriğin. O yüzden de bunlardan toplamamız gerekiyor. Yeter kadar eriğimizi artık topladık şöyle bir kovaya yakın arkadaşlar. Bu bize yeterlidir. Evet arkadaşlar, şöyle dağdan toplamış olduğumuz erikleri seriyoruz. Değerli takipçilerimiz, bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Çünkü faydalı videoları paylaşırsak o kadar da çok insan faydalanır. Belki evinizin etrafında, belki çevrenizde bu eriklerden var. Ancak şifasını bilmediğiniz için toplamıyorsunuz. Ancak bundan sonra öğrenmiş olacaksınız bu eriğin faydalarını. Allah'a emanet olun diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın inşallah. Şahin Video kanalımızdan ayrılmayın. Allah'a ısmarladık değerli dostlarımız. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Hakikaten zilleri açarsanız bildirimler size gelecektir. Zilleri açmadığınız takdirde bildirimler size gelmez. Bazı takipçilerimiz abi video atıyorsun ama bize video bildirimi gelmiyor diyorlar. İşte telefondan da bildirimleri açmanız gerekiyor. Ondan sonra gelir. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli dostlarımız.